Hatay Valisi Ercan Topaca, koruyucu aileler yerleştirme yurdunda kalan çocuklar, huzurevi sakinleri ve annesini veya babasını kaybetmiş Suriyeli çocuklar için Antakya Belediyesi tarafından düzenlenen iftar programına katıldı. İftar programına Hatay Valisi Ercan Topaca ve eşi Sevin Topaca'nın yanı sıra 121. Jandarma Er Eğitim Alay Komutanı ve Garnizon Komutanı Jandarma Kurmay Albay Erdem Özcan, Mustafa Kemal Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Hasan Kaya, vali yardımcıları, Antakya Belediye Başkanı İsmail Kimyeci, ilçe kaymakamları, il jandarma komutanı, il emniyet müdürü, Yaşlılara Destek Derneği Başkanı Nazime Emir, Türk Kadınını Güçlendirme Vakfı Başkanı Yurdagül Ergüner, Hatay Koruyucu Aile Derneği Başkanı Alaaddin Dolmacı ve eşleri katıldı. Kur'an-ı Kerim tilaveti ve il müftüsü Hamdi Kavillioğlu tarafından yapılan duanın ardından Hatay Valisi Ercan Topaca misafirlere hitap etti. Şuna inanıyoruz ki çocuklarına sahip çıkmayan devlet ve milletin geleceği aydınlık olamaz. Onları madden ve manen en güzel şekilde yetiştirmek, kendi inanç ve kültürümüzü onlara aktarmak önemli bir görevdir. Devletimiz bu düşünceyle annesini veya babasını kaybetmiş bütün çocuklarımıza sahip çıkacak sistemi de kurmuştur ve bu sistem güzel bir şekilde işlemektedir. Sadece kendi çocuklarımıza değil, komşumuz Suriye'de annesiz veya babasız kalmış çocuklara sahip çıkarak İslami anlamda kardeşliğimizi göstermiş bulunuyoruz. Irkına, mezhebine, rengine ve kültürüne bakmaksızın insana ve insanlığa sahip çıkmak bizim devletimizin temel özelliğidir, dedi. Tasavvuf müziği eşliğinde baba oğul tarafından sunulan semazen gösterisinin ardından Antakya Belediyesi Mehteran takımı misafirlere coşku dolu anlar yaşattı.